edersin. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ise Samsun'un ilçelerinde halka seslendi. Başbakan Erdoğan'a yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle eleştirilerini sürdürdü. Paralel yapı konusunda da sert çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim turlarına Samsun'da devam etti. Samsun'un ilçelerinde yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan'a yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerinden sert eleştirilerde bulundu. 83 günden bu yana bana komplo yapılıyor, bana montaj yapılıyor. Türkiye'de paralel devlet var, haşhaşiler var, şu var bu var, alçaklar, hainler AKP'yi iktidardan düşürüyorlar diyerek 41 tane yolsuzluğa karışmış insanların içeriden çıkmasına vesile olabilecek oyunlara ne gerek var Sayın Başbakan? Bahçeli, yargı ve emniyetteki atamaları hatırlattı, eleştirilerini sürdürdü. Savcılardan ne istiyorsun ki kıyıma uğratıyorsun? 8 bin polisi niye yerinden ediyorsun? Niye alıyorsun? Kimi koruyorsun, kimin üstünü örtüyorsun? Akıl sır alacak iş değil. Önce AKP'li kardeşlerim, siz düşünün. Hep beraber düşünelim. Çünkü bu sizin desteğinizle iktidar olmuş olan bir partidir. Bunun kutusunu ne yapacaksınız? Ayakkabıyı giydikten sonra kutuya ihtiyaç var mı? Peki bu kutuya 4,5 milyon doları saklamak aklınıza gelir mi? Zaten böyle bir paraya sahip olmak çok mümkün değil de bir genel müdür 4,5 milyon doları saklaya saklaya bir ayakkabı kutusunda mı buldu? Yolsuzluk ve rüşvet tehlikeli hastalıktır diyen MHP lideri iktidarın uyarılması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmelere de tepkiliydi. Türk devlet geleneğinde olmayan bir olayla karşılaştığımız zaman inanın üzülüyoruz. Keşke şu söyledikleri montaj olsa da başbakana bu rezalet yapıştırılmasa. Ama Sayın Başbakan kalkıyor diyor ki, gazeteciler soruyorlar, şudur budur neyse, en son yolsuzluklar üzerine duruluyor, komplolar yapıldı diyor, paralel devlet var, bunların inine gireceğim, bunlar alçaktır, haindir, bunlardan sorgu soracağım vesaire. Hep aynı laf, 83 günden beri aynı laf. Peki Başbakan kim? Sensin. Niye sormuyorsun? Hala tartışıyor. Bahçeli, Başbakan'ın Türkiye gerçeğinden uzak olduğunu söyledi. Basın mensupları o bahsedilen ATV televizyonunda sorular sorarken bir de diyorlar ki Sayın Başbakan, siz çok yoruluyorsunuz. Her tarafa gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bu kadar çalışmaya nasıl tahammül ediyorsunuz? Neyle besleniyorsunuz diyor. O da kalkıyor diyor ki ben 3 öğün bal kaymak yiyorum diyor. Tabii gazetelere dökülenlere bakarsan evindeki 1 milyon dolar herhalde bu ülkenin balı kaymağı olsa gerek. BDP Genel Başkanı Selahattin